Gel Alper. Nasılsın usta? İyiyim, sen? İdare ediyoruz. Seni dinliyorum. Usta, ortalık hala durulmadı. Ama pisliği örtmeye çalışıyorlar. Ne de olsa ucu bizimkilere dokunuyor. Yoksa seni çoktan yok etmişlerdi. Başka? Kurumun kullandığı ve kurumda görev alan bazı elemanlar durumdan vazife çıkardılar. Ne vazifesi? Batığını kurtarma vazifesi. Eski hastalık nüksetti yani. Aynen öyle. Süratle çeteleşiyorlar. Üstelik kim kimden emir alıyor? Kim bağımsız? Hangi devlet hangi ekibi destekliyor? Silahlar nereden geliyor? Parayı nereden buluyorlar? Yapılanmaları ne? Kimse çözemiyor usta. Senin görevin nedir? Bunları takip etmek için kurulan ekibin başına getirildim. Başkandan bağımsız. Kim tarafından? Usta, devlet sahipsiz değil. İşte bak buna sevindim. Usta, bu çetelerin eliyle çok büyük operasyonlar yaptırılacak. Neden ve kime karşı? Psikolojik harekatı başlattılar. Türkiye işgal edilecek fikrine sahipler. Bu amaçla her şehirde işgale direnmeye yönelik hücre birimler, evler oluşturuyorlar. Bunun için gerekli miktarda silah ve bomba depoluyorlar. Kimleri kullanıyorlar? Sahipsiz başıboş gençleri. Ömrünü kahvelerde, internet kafelerde geçiren, kısa sürede şöhret olmak isteyen psikopat kişilikleri. Hani devlet sahipsiz değildi Alper? Madem bunları biliyorsunuz, toplasanız hepsini içeriye. Öyle kolay olmuyor. Olmayacak usta. Bu oluşumun sınırları tam olarak tespit edilemiyor. Çemberin biraz genişlemesine müsaade edilecek ki rahat hareket etme imkanı bulsunlar da biz de tespit edelim ve yok edelim. Böyle bir şey olur mu Alper? Sen diyorsun ki ormanda yangın çıkmış, biz müsaade ediyoruz, biraz yansın da sınırlarını görelim. Böyle yangın söndürülür mü? Hem bırak ormanı, bütün ülke yanar. Usta, doğru söylüyorsun ama orman yangınını söndürmenin birinci kuralı hat çekmektir. Sınır oluşturmaktır. Ormanın bütününü kurtarmak için bir kısmını feda etmek zorundasın. Bu çözüm değil. Yangını söndürmek için yangın çıkarmak. Siz bekliyorsunuz ki rüzgar ters esmesin de iki ateş birbirine kavuşup birbirini yok etsin, sönsün. Çete dediğin ateş söndürmez. Birbiriyle savaşır görünür. Tıpkı mafya gibi. Oysa bu savaş sadece ve sadece rantın, pastanın paylaşımı üstünedir. Bana çeteyi de mafyayı da anlatma Alper. Ben bunun ihtisasını yaptım. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Büyük bir kaos yaratıldı. Bu kaosta ise büyük bir rant var. Kimseye diyemezsin ki bu kaosun içine girme, bu pastayı yeme. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok diyorsun ya. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe hep yapacak bir şey vardır. Devlet yıkılmadıkça vardır. Usta, senin böyle düşündüğünü çok iyi bildikleri için devre dışı bıraktılar. Onlar öyle zannetsin. Ben bizzat devrenin içindeyim. O çete dediklerin bu kalantorlardan beslenmeden bırak silah almayı, peynir ekmek alamazlar. Hepsi kendini vatan kurtarıyor zannediyor. Hepsi bu ülkeyi sömüren, parçalamaya çalışan şu veya bu devletin kucağına oturuyor. Hazar Beyoğlu silah temin ediyor. Karaca da Kuzey Irak'tan balya balya para taşıyor. Kaçkarlar genç çocukları tetikçi yapıyor. Tataroğulları ise bu üçünü de yapıyor, üstüne yetmiyormuş gibi bizzat çete yönetiyor. Usta, nasıl yapacaksın mücadeleni? Senin içine kadar girdiler.
rakibinde sızma var. Kimi kastediyorsun Alper? Usta. Abdüley'e dikkat et. Benim dostlarım bana ihanet etmez Alper. Ne yaptınız Memati? Hallettik abi. Akşam gider devir teslim yaparız. Akşam işimiz var. Ne iş abi? Birilerine silah transferi yapılacak. Malı biz alacağız. Silahımız var abi. İyi işte. Bizim silahımız var da bu gelenlere kimin ihtiyacı var? Hangi yolla geliyor silah? Trenle Memati. Ne sabırlı adamlarmış kimlerse. Eskiden bırak silahı, tren gelmezdi abi. Rötar da rötar. Abi kimin silahı bunlar? Trenler kimin Nevzat? Bizim, vatandaşın, hepimizin abi. Nevzat sen kafana odun mu yedin çatışma esnasında? Devlet malı, vatandaşın malı olur mu? Şimdi de devletin malına el mi koyacağız abi? Birader, içindeki lokomotifi bir dışarı çıkar hele. Dumanından göz gözü görmüyor. Benim derdim kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Bize ne silah sevkiyatından? Abdüley, o silahlar askere gitmiyor, polise gitmiyor, jandarmaya gitmiyor. Kime gidiyor? Demek ki birilerinin ihtiyacı var ki ihtiyacı olana gidiyor. İşte ben de diyorum ki, ben bu silahları alırım. Kimin bu silahlara niye ihtiyacı olduğunu öğrenirim. Tartışma bitmiştir. Hadi. Tamam abi. Hakikaten birader, senin derdin ne? Bu işe girmeyecektik abi. Onu geç. Bu diklenmen niye? Fikrimizi söyleyemeyecek miyiz? Fikrini söyle. Bir gün oturalım, herkes fikrini söylesin, sen de söyle.
Ama sen olduk olmadık yerde sesini yükseltiyorsun. İnsanı bildiğinden şüpheye düşürüyorsun. Hadi benim sana itimadım tam ama... insanın aklına gelmiyor değil bizim burada ne işimiz var diye. E bunu sor diye yapıyorum. Kardeş, ben bunu sorarsam, şüphe edersem, vagonun kapısını açtığımda karşıma çıkan adam şüpheli kafama sıkar. Şüpheyle sadakat yan yana olmaz. Şüphen varsa makası değiştireceksin, kendi yoluna gideceksin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da. Hayırdır gecenin bu saatinde? Tren yolunda ne işin var birader? Param yok. İstanbul'a gideceğim. Buradan yolcu treni geçiyor mu? Geçer de durmaz. İstasyona gideceğim. İstasyon ne tarafta? Epey var. Buradan rayları takip etsem bulur muyum? Yürü bulursun. Burada hiçbir tren durmuyor. Yük treni durur. Ama birbirine yol vermek için. Yolcu için durmaz. E tamam işte. Bineyim ben o treni İstanbul'a kadar. La havle. Arkadaş yolcu almaz. Abi o kadar yük alıyor da bir ben mi fazlayım? Abi be, senin bir çayın var. Var kardeşim. Allah rızası için ver de iç. Şuradan dön. Bana işimi öğretme Erhan. Senin işin öğrenmek Nevzat. Ben öğrenmem Erhan. Öğretirim. Hele bana bir şey öğret. 40 yıl kölen olurum. Erhan, bak bu tuttuğun direksiyon ha. Sümit değil. Sana öğretecek olsam sıfırdan başlamak lazım. Oo Nevzat Bey, havalar 1 milyon. Herhalde oğlum. Biz artık armatörüz, amatör değil. Bu son kara işimiz. Bundan sonrası deniz. Bunları bağlayın. Silahlarını, telefonlarını alın. Çabuk olun, 5 dakikamız var. Abdüre, şuradan suyu ver. Ah, ah, ah.
Malların sahibine selamımı söyle. Ne oldu lan sana? Zafer abi, gece baskın yaptılar abi. Kim yaptı lan bunu? Lan siz kimin silahlarını kime veriyorsunuz lan? Zafer abi. Konuşma lan. Kıçınızı yayıp yattınız. Ondan sonra adamlar geldiler, silahları aldılar. Öyle mi? Ben sizi oraya niye diktim lan? Ha? Ha? Abi, Zafer diye biri aradı. Seninle görüşmek istiyormuş. Kimmiş Zafer? Abi, sesinin tonundan silahların sahibi olduğu anlaşılıyor. O zaman gelsin. Bir araştır bakalım kimmiş bu Zafer. Merhaba. Tek kişi. Tanışmak bugüne nasipmiş Abdüley. Buyurun oturun. Biz yaşımızdan, hizmetimizden erinmeyip buraya kadar geldik. Bu mudur misafirperverliğin, örfün, adetin? Biz yaşından ötürü seni buraya kadar getirdik. Yoksa kafana sıkardık. Buyur, seni dinliyorum. Ya sen benim hakkımda yeterince bilgi edinemedin... Ya da yanlış bilgi edindin. Hakkında bir şeyler duydum. İşkencecilikten meslekten atılmak, çete kurmak, her türlü pis işi yapmak, yaptırmak. Eksik duyduysam söyle. Sen benim hakkımda yanlış duymuşsun, ben senin hakkında yanlış duymuşum. Bunu nasılsa daha çok konuşuruz. Şimdi burada esas olan... Yanlışları düzeltmek. Bize ait malları almışsın. Silahların üstünde USA yazıyor. Senin ismin yazmıyor. Nereden senin? Polat Alemdar.
Sen de zamanında vatan için, millet için vurdun vuruştun. Biz aynı taraftayız. Biz aynı tarafta değiliz. O ne demek? Şu demek. Vatana ya da millete ettiğimiz hizmeti hiçbir zaman birilerinin güdümünde kendi çıkarımız için, itibar sahibi olmak için kullanmadık. Ağır konuşuyorsun. Buraya senden bana ait olan bir şeyi istemeye geldim. Nutuk dinlemeye değil. İyi, nutuk atmayacağım. Hesap soracağım. Söyle silahları ne yapacağını. Vatana millete hizmetse ben de arkandan geleceğim. Bilmiyor musun ki ülke dış güçler tarafından ağır ağır işgal edilmekte? Vatanın bu kutsal toprağını zevkle düşmanın ayakları altına seren, pazarlayanlar var. Biz iş işten geçmeden duruma müdahale etmeye çalışıyoruz. Ola ki fiili bir işgal halinde buraya ayak basan düşmanın ayağını kırmak için bu mühimmat bize lazım. Burası kahve köşesi değil. Kendine psikopat seçip de onu bunu vurduracağın yer değil. Bana maval okuma. Sen bu el bombalarını hangi gazeteye atacaksın? Sen Glock silahlarla kimleri vurduracaksın? Listesi bende var. Zamanı gelince hepsini tek tek indireceğiz. Zafer, listenin başına beni yaz. Niye biliyor musun? Bu memleketine senin gibi kafası karışık çakallar, ne de baldırı çıplak kendini bilmez 3-5 serseri kurtaramaz. Yazdım. Seni listenin başına yazdım. Para seni de mi bozmuş? Girdin o adamların içine, seni de satın almışlar değil mi? Bana bak. O palaskanı boynuna dolarım. İt diye gezdiririm seni kapı kapı. Gözüm üstünde Zafer, akıllı ol. Az kaldı. Tır bilet almak için gişede durduğunda bineceğiz tepesine. Ben jip önünü keseceğim. Sen gişeye yakın bekle. Susturucuyla şoför ve korumayı hallet. Emredersiniz. Sizler de çatışma ihtimaline karşı tetikte olun. Emredersiniz. Paralar zulasında. Alıp hemen uzaklaşacağız. Hadi. Thank you.
Çocuklar hazır abi. Mimati, kapağın yakın olmadı mı? Yok abi, iyidir. Nevzat, işaret gelir gelmez elindeki iple karşıya koşacaksın. Ezilmeden geçersin değil mi? Sen beni zannediyorsun Eren. Eskiden üst geçit mi vardı? Hep karşıdan karşıya, yolun ortasından geçiyorduk. Tamam sus. Tırın lastikleri patlar patlamaz, ipi kendi tarafına çek ki başka arabalara zarar vermeyelim. Geliyor. Önünde iki araba var. Araçlardan biri beyaz VIP, diğeri gri sedan. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi. At silahı elinden. İn. Yat yere. Yat yat. Erhan Zula burada. Bütün paraları çıkarın. Nerede kaldı bu? Şimdiye gelmesi lazımdı. Abi bir yerlerde takılmış olmasın? Nerede takılacak? Güzel. Aferin evlat. Sağ ol. Hiç canlı hedefe ateş ettin mi? Askerde ettim efendim. İyi. Polat Alemdar'ı öldürme şerefi senin. Emredersiniz efendim.
Diyelim ki ben size birazdan nakit, sıcak sıcak 50 milyon dolar getireceğim hanımefendi. Bankanız olarak bana ne vaat ediyorsunuz? Size özel bir faiz oranı uygulayacağız tabii ki Erhan Bey. Onu geçin. Onu teyzemin kızını arasam, Isparta'da Bağkur'da çalışıyor, o bile yapar. Bırakın bir bankayı, bırakın koca Karacadağ Holding teşekküllü bir bankayı. VIP müşterilerimiz arasına girersiniz Erhan Bey. VIP, kulağa hoş geliyor. Bir açın bakalım, ne işe yararmış bu VIP? 24 saat hizmet, limitsiz kredi kartı. 24 saat hizmet varsa tamam. Bizzat telefon numaranı isterim. Bir tek seni tanırım ve sürekli seni ararım kafama param her takıldığında. Hiç o telesekreter banka kızlarıyla konuşamam, uğraşamam. Aşırı kaprisli müşteriyim. Hay hay efendim, memnuniyetle. Güzel. Size kartımı takdim edeyim. Nevzat, yavrucuğum paraları getir. İsim neydi? Sibel. Çok güzelmiş adınız. Oryantal bir isim. Buyurun. Ne biçim konuşuyorsun öyle telefonda Aran? Yavrumlu mavrumlu. Dinleniyor telefonlarımız. Bilmiyor musun? Gördüğünüz gibi Sibel Hanım. Dolar insanı bir yere kadar taşıyor. İnsan da doları. Nasıl? Ayı kuvvetiyle ve tabiatıyla. Bırak şöyle paraları koçum. Ya ne demek Polat Alemdar almış paralarımızı Bedri? Almış Celal Bey. Ya Cemal, duyuyor musun? Durduk yere Polat Alemdar'a rüşvet verdik. Abi, ben sana söylemiştim bu işi uçakta yapalım diye. Ya Cemal, sen de bazen inadına inadına konuşuyorsun. Her gün tır geliyor Kuzey Irak'tan. Boş mu gelsinler? Efendim, tırda veya güzergahta herhangi bir sorun yok ama... aralarında çatışma çıkmış. Bizi ne alakadar eder devlet içindeki çatışma, çekişme? Ben bu parayı yedirtmem Polat Alemdar'a. Yedirtmiyorsun zaten abi. Bedri diyor ki paralar bizim bankada. En çok da o kanıma dokunuyor. Vallahi diyorum ki terk edeyim buraları. Huzur içinde Londra'da yaşayayım. Şimdi bu para kimden kesilecek? Bizden mi? Bahtiyar'dan mı? Abi nasıl keselim? Adamın ne günahı var? Söyle bakalım o zaman Bedri. Benim ne günahım var? Efendim buna ne yapacağız bilmiyorum ama... bundan sonrasına bir çözüm buldum. Transferi... örgüt aracılığıyla yapacağız. Burada bir muhbirimiz var Alper. Bombalı minibüsle ilgili bilgisi var. Örgütün içinde bir adam. O yüzden özellikle senin görüşmeni istedim. Ne kadar güvenilir birisi? Zaman zaman çalıştığımız birisi. Verdiği bilgilerin çoğu doğru çıktı. İhbarlarıyla bölücü örgüte yönelik önemli operasyonlar yaptık. Daha önce temasa geçtiği adamınızla beraber gitmemiz daha uygun değil mi Vural? Arkadaş deşifre oldu. Bu da muhbirin yeni adresi zaten. Kapıyı 2 kısa 3 uzun çalacaksın. Açacak. Sen üstesinden gelirsin bu işin.
birden fazla minibüs olduğuna dair duyum aldık. Ankara'dan bastırıyorlar Alper. Özel ihtimam göster. Anladım. Başkan bundan sonra anti terör timinin başında seni görmek istediğini söyledi. Sağ olsun. Merhaba. İçeri buyurun. Kimsin sen? Koca istihbaratçının düştüğü tuzağa bak. Yazık, yazık. Yürü şöyle. Size sağlık. Sağ olun. Ne zaman hazır olur? Efendim, birkaç haftaya tamamen hazır hale getiririz. Hı hı. Alo. Polat Alemdar. Zavallı muhbirin Alper elimde. Eğer onu bir daha görmek istiyorsan... Paralarımla ve silahlarımla dediğim yere geleceksin. Eğer gelmezsen... Tek tek bütün adamlarını Pavaska'yla boğarım. Artık seni elimden kim kurtaracak Zafer? Thank you.
Biz buradayız. Zafer'le buluşma noktamız burası. Geri dönüşümüze engel olmak için bu binalarda adamları vardır. Memati, bak. Ve Erhan, buralar sizin. Sen buradan, sen de buradan. Muhtemelen Alper burada. O senin. Nevzat, sen kamyonun arkasında ol. Olası bir saldırıya karşı bizi koru. Tamam. Hadi kazasız belasız meydanda buluşalım. Araması yapacağız. Zafer, manyak mısın? Kafayı mı yedin sen? Ne üst araması ya? Bir kamyon silahla geldim ben. Yanlış adama bulaştın. Buradan çıkışın yok. Silahları getirdim diyorsun. Paralar nerede Polat? Alper nerede? Güvende. Paralar da güvende. Seni benim üstüme kim gönderiyor? Asıl bu memleketin başına seni kim bela ediyor Zafer? Ben onu merak ediyorum. Ben bu memlekete şerefimle hizmet etmişim. Sonra bu şereften niye vazgeçtin? Vazgeçmedim. Ölünceye kadar da vazgeçmeyeceğim. Zafer, istediğin kadar para vereyim. Silah değil bak, para. Kaç para istiyorsan. Bu gençlerin yakasını bırak. Sen tehlikenin farkında değil misin? Bu tehlikeyi bertaraf etmek için gerekirse genç, çoluk, çocuk, kadın, herkesi feda ederiz. Esaret altında yaşamaktansa ölüm bu millete düğün bayramdır.
Yeter bu edebiyatla insanları sömürdüğünüz. Yalan mı? Yalan! Bu ülkenin ilk defa düşmanları olmadı. Ebediyete kadar olacak. Ama sen ve senin gibiler kendi menfaatleriniz için sanal düşmanlar yaratıp iç savaş çıkarmaya çalışıyorsunuz. Seninle benim farkım ne de geçmiş karşıma konuşuyorsun? Bak, ben hiç kimseye çalışmadım. Hiç kimseye ideallerimi satmadım. Hiç kimseyi kandırmadım. Hiç kimseyi kullanmadım. Hiçbir zaman olmamışı olmuş göstermedim. Masum insanları öldürmedim, onları bombalamadım. İnsanları şu ya da bu diye ayırmadım. Ben hiçbir şeyden korkmadım. Korkmadığım için de insanlara korku salmadım. Her şeyden öte, ben senin gibi bir gün ikbalim kesildi diye bu işlere kalkışmadım. Ömrüm boyunca inandığım bu savaşta yer aldım. Putsu! Şimdi! Alper Memati. Ne istiyorsan yaparım. Kaybol. Ne? Çabuk kaç. Abdüley, bu yaptığını ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Zafer nerede Abdüle? Gitti. Nereye gitti Abdüle? Bilmiyorum abi.
Ne demek bilmiyorsun Abdüley? Adam silahını sana bırakıp mı gitti? Geçmiş olsun Alper. Sağ ol usta. Ama başınızı derde soktum. Takma kafana. Usta, Zafer. Zafer kaçtı. Ben Zafer'i nerede bulacağımı biliyorum. Sen Zafer'i bana bırak. Ortalığı temizleyin. Silahları depoya koyun. Usta bu adamlar... Adamlar senin Alper. Hı hı. Abdüley olmasaydı ölmüştüm. Ben sana diyorum ki Alper işini çöz, sen gidip Polat'ı yem olarak kullanıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Abdüley olmasaydı ölmüştüm. Hayatını yine bize borçlusun Zafer. Abdüley sizin adamınız mı? Her şeyi berbat edip adamı açığa çıkarmadıysan bizim. Alper işini nasıl toparlayacaksın? Çıkar çatışması diyeceğim. Senin üzerine yıkacağım. Yık. Ondan gocunacak değilim. Ben hiçbir işimi yarım bırakmam. Zafer, Polat'tan şimdilik uzak dur. İçeride adamım var, anlamıyor musun? İçeride adamım var diyorsun ama Polat hala yaşıyor. Zafer, her şey senin istediğin gibi olmak zorunda değil. Sınırlarını çok zorluyorsun. Benim sınırım mınırım yok. Ben devlet memuru değilim. İstediğimi yaparım. İstediğimi vururum, istediğimi yaşatırım. Bunun bedelini ödersin. Zafer abi, delikanlı geldi. Gelsin. Gir içeri. Gel bakalım yiğidim, gel. Kaç yaşındasın sen? 15 yaşındayım abi. Otur. Rahat ol yiğidim. Adın ne bakalım? Reşit. Reşit. Mahalledeki abilerin Reşit diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Delikanlı, gözü kara, sözünden dönmeyen tam bir kahraman. Sağ olsunlar abi. Sizi de bana anlattılar. Ne dediler? Sizi çok seviyorlar. Çok sayıyorlar. Diyorlar ki öl dese ölürüz. Niye ölecekmişsiniz? Artık vatanını sevenler değil, ihanet edenler ölecek. Thank you.
Hoş geldin. Sen mi vurdun kitapçıyı? Ben vurdum. Niye işledin bu cinayeti? Polat Alemdar'a özendim. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Kimseye bir şey yaptığım yok. 15 yaşındaki çocuğa nasıl cinayet işlettirirsin Zafer? Benim elime silahı verdiklerinde 14'ünde bile değildim. Sana biri istediğini öldürtme yetkisi mi verdi? Sen kimsin ki bu memleketin itibarını iki paralık ediyorsun? Ben bu memleketin onurunu kurtarıyorum. Bu işi sana kim havale etti? Hangi ülke için çalışıyorsun? Bunu sen değil de bir başkası sorsaydı öldürürdüm. Bir daha karşıma çıkma. İkinizin de bundan böyle Zafer'in yanında olmasını istiyorum. Başkanın emri mi? Ya ne fark eder Hüseyin? Adam Tamer'i gömdü. Gidip yanında mı çalışacaksın? Çok şey fark eder. Başkanın bilgisi ve emri dahilinde yaptıysa hiçbir problem yok benim için. Başkanın bizzat talimatı. Sizin Zafer'in yanında yer almanız. Onun kontrolünde değil. Onu kontrol altına alacak şekilde. Siz de o da Polat Alemdar'dan uzak duracaksınız. O mevzuyla biz ilgileneceğiz. Zafer sözümüzü dinlemezse öldürme yetkimiz var mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Doğruyu bulacağınızdan emindim. Ama bu kadar kısa sürede bulacağınızı da açıkçası tahmin etmiyordum. Dediğin gibi Zafer, Polat Alemdar değişmiş. Değişmiş, çok değişmiş. Para bozmuş. Seni bozacak kadar para yok galiba. Bizi bozacak kadar para henüz basılmadı. Biraz sıkıntımız olduğu doğrudur. Ama halledilir. Halledilir, halledilir. Para bulup bozulanlar nasıl para kazanıyorsa biz de o işlere gireriz. Ne mesela? Kaçak mazot işinde çok para var. Memati yiyeceğini biz yiyelim. Polat Alemdar. Benimle geliyorsun. Hayırdır? Soracaklarımız var. Buraya kadar gelmişken sor. Saklayacak bir şeyim yok. Merkeze gideceğiz. Orada soracağız. Mevzu ne? Kitapçı işinde adın geçiyor. Madem soruşturmada adım geçiyor, niye emniyetliysen geliyorsun? Talimat böyle. Geliyor musun? Zorla mı alalım? Zorla alamazsın da. Geliyorum. Bakalım ne bağlantım varmış.
Silahını ver. Talimatı vereni görmeden silahı vermem Vural. Ben yolu biliyorum. Gelirim. Kitapçı cinayetiyle ne ilişkin var? Benim yok. Ya senin? Cinayeti işleyen çocuk senin emrinle işlediğini söylüyor. Tanıyor muymuş beni? Sen tanıyor musun çocuğu? Ben yetiştirmediğim birini tanımam. Senin yetiştirdiğini söylüyor. Kaç yaşında çocuk? 15. Vural! Sen benim ağzı süt kokan masum bir çocuğun eline silah verip cinayet işleteceğimi nasıl düşünürsün? Böyle bir örgütlenmen bugüne kadar olmuş mu? Bunu yaptığımı duyan, gören, rapor eden olmuş mu? Ya bana herhangi bir örnek, tek bir örnek gösterin. İstediğiniz cezaya razıyım. Çocuk senin emrinde olduğunu, öl desen öleceğini söylüyor. Böyle mi söylüyor? Evet. Vural yalan söylüyor efendim. Çocuk böyle bir şey söylemedi. Bir dakika. Çocuk ne emir verirsem yapacağını mı söylüyor? Evet. Yüzleştirin çocukla beni. İşitmedin mi Vural? Yüzleştir beni çocukla diyorum. On beş yaşında çocuk senin gözlerinin içine bakarak azmettirdiğini nasıl söylesin? 15 yaşında çocuk cinayet işliyorsa, üstelik benim emrimle işlediğini söylüyorsa, benim emrimle konuşur. Yüzleştir. Polat Alemdar. Burası senin ofisin değil. Sorgudasın. Biz ne istiyorsak o. Çocuğu getir Alper. Yüzleştirin. Emredersiniz. Otur bakalım delikanlı. Beni tanıyor musun? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun?
Televizyonda gördüm. Ben sana birini vur dedim mi? Hayır. Sen demedin mi oğlum Polat gibi olmak istedim, ona özendim diye? Dedim. Kim ezberletti bunu sana? Kimse ezberletmedi. Kim vurmanı istedi o kitapçıyı? Kimse. Bana özendin, vurdun öyle mi? Ben sana ne desem yapar mısın? Yaparım. Öl desem ölür müsün? Ölürüm. Öldür desem? Öldürürüm. Ne yapıyorsun sen? Öldür o zaman. Sana emrediyorum. Çek tetiği. Ne duruyorsun? Sık! Teki. Kimseyi vurmamış bu. Kitapçıyı başkası vurmuş. Ben vurdum. Yalan söyleme. Sen kim, birini vurmak kim? Arkasında da kimse yok bunun. Boşuna vakit harcıyorsunuz. Bırakın gitsin. Ben vurdum diyorum. Kim sana inanırdı adam öldürmeye yollar korkak? Zafer abim bana inanır. Her zaman da inandı. Ben de onu mahcup etmedim. Başkanla görüşeceğim. Ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum efendim. Getirdik Polat Alemdar'ı ve bu sayede çocuğun arkasındaki ismi öğrendik. Sanki bilmiyorduk. Konuşturabilseydin bilirdik. Mevzu kapanmıştır. Çocuğu emniyete teslim edin. Harper, sen git Zafer'i al. Emredersiniz efendim. Gözüm üzerinde Vural. Unutma, buranın patronu benim.
Burası geçici olarak bizi idare eder. Ortalık sakinleşsin, yeni bir yer bakarız. Tam zamanında hareket ettik. Gençlerle bundan sonra ben ilgileneceğim. Tam işini buldun. Onların kafasını ütüler durursun. İdeolojik eğitimleri tamam. Pratikte çok zayıflar. Hallederiz. Gel. Bir sorun mu var efendim? Alper kimseyi bulamamış Zafer'in mekanında. Demek ki geç kalınmış efendim. Biz kampa vardığımızda eşyalarını, her şeylerini bırakıp sırra kadem basmışlardı. Belli ki Zafer'in bir acelesi vardı. Ne demek istiyorsun? Bomba yüklü minibüs içinde bir muhbirim var. Yardımcı olabilir dedin. Adamın yanına gittim. Karşımda Zafer. Adam kandırdı 3-5 gençle kampta dedin. Ortada ne Zafer var, ne adamları. Ne demek istediğimi mi soruyorsun bana? Muhbire giderken tedbirsiz davranmışsın. Takip edilmişsin. Üstelik bunu bile fark edememişsin. Kampa baskın için geç kalmışsın. Başarısızlığını ortak arıyorsun. Şşş, yeter! Zafer nasılsa uzun süre gizli saklı kalmaya dayanamaz. Yakında çıkar ortaya. Sevenlerimizin, bize güvenenlerin desteğiyle çıktık yola. Ama şartlar değişmeye başladı. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Göbeğimizi keserken Polat Alemdar'a değmek zorunda mıyız? O bize değiyorsa biz de ona değeceğiz Hüseyin. Bir mahsuru mu var? Bence mahsuru yok. Ama sakat iş. Memati bize yedirmez. Biz yemesini biliriz. Memati her sevkiyatın başında durmuyor. Ne zamanmış bu sevkiyat? Bu gece. İn aşağıya. Ne taşıyorsun sen? Sen kimsin? Hem kaçakçılık yapacaksın, hem de bana diyeceksin ki sen kimsin? Kimin mazotu o? Kaçak olduğunu biliyorsan abi, kimin de olduğunu biliyorsun. Bundan sonra Memati Paşa buradan ekmek yok. Hadi acele edin. Bizim çocuklar kamyonlara geçsin. Hadi sen de bin kamyona, bizi takip et. Hadi geçin. Thank you.
kısa günün kârı. Silah almamız lazım. Alırız. En kralını alırız. Kârı güzel de Hakan. Karşılığında ne vereceğiz? Yıllarca hizmet verdik ya. Yetmiyor Hüseyin. Ne demek lan tankerler kayboldu? Vallahi billahi kayboldu Memati Bey. Tankerler çıkmış limandan, sonra ne adamlardan ne tankerlerden iz var. Belli ki büyük bir operasyon yapılmakta bize karşı. Biz de kaybolalım Memati Bey. Hadi oradan lan. Beni hiçbir şey bulamayıp kaçak mazottan mı harcayacaklar? Devlet bu abi. İşine nasıl gelirse öyle harcar. Bu devlet işi değil. Devlet olsa bize çökerdi. Başka bir şey var ki malımıza çökmüşler. Abi, o çiçekleri yollamayacaktık buluta. Bak bize kaç paraya mal oldu. İyi o zaman. Kendimiz gideriz, maliyeti düşük olur. Ortak. Sen de mazotlar gibi bir yere kaybolma. Daha seninle maliyet hesabı konuşmadık. Şimdi sen şu meseleyi en baştan bir anlat bakalım. Memati Bey, ne anlatayım? Benim bildiğim bir şey yok. Ortak. Sen benim gibi bu işe dün girmedin. Kim bu işe musallat oldu söyle bana. Memati Bey, liman parasını vermeyince Yalçın Bulut... Ortak! Sen beni yanlış tanıdın. Ben adamın koluna imza atma! Ağzına sıkarım. Sana bir daha sormayacağım. İbrahim Velid. Ne işin var İbrahim Velid'le? Abi piyasa onun elinde. Ondan izinsiz mazot işi yapmak mümkün değil. Sen de gittin beni sattın öyle mi? Mühlet verdi. Düşün taşın. Ya mazot işinde ortağım olursun ya da düşmanım dedi. Sen ne dedin? Size danışmadan Memati'ye ne söyleyebilirim ki? Ortaklığı kabul et. Sorun çıkarma. Sen her sevkiyatın yerini ve tarihlerini bana bildir yeter. Emredersiniz İbrahim Bey. Malıma İbrahim mi el koydu? O küçük işlerle uğraşmaz. Kim o zaman lan kim? Hakan. Hakan mı? Beni tehdit etmek demek, Memati Baş'ı tehdit etmek demektir. Yedirtme bana tehdidini lan. Ben İbrahim Velid'le konuştum. Bundan sonra işi biz devraldık. Benim için mesele yok da... Memati Baş'a bu durumu kim anlatacak? Kimse anlatmayacak. Bu işe nasıl girdiyse öyle çıkacak. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Sen de gittin sevkiyatın yerini, saatini söyledin. Söyledim. Beni sattın. Memati Bey, ben size anlatmaya çalıştım.
ama siz anlamak istemediniz. Ha, ben Angut'um yani. Estağfurullah. Ama bu deniz sizin yüzebileceğiniz gibi bir deniz değil. Ortak, hisselerini Nevzat'a devret. Seninle daha işim bitmedi. Usta, ben o Hakan'ın kafasına sıkacağım. Ne oldu Memati? Bizim mazota çöken zaferlermiş. Peki yanında kim var? Hakan'la Hüseyin. Armatör mü söyledi? Başta bir şey demedi. Bulut yaptı zannettim, bulutun üstüne gittim. Baktım yok. Ulan ortak gel dedim. İki sıkıştırınca başladı ötmeye. Meğer İbrahim Velid'in adamıymış. İbrahim Velid de bizi zaferlere ihale etmiş. Hakan malın senin olduğunu biliyor mu? Senin benim yok, mal bizim işte. Bütün memleket biliyor, bir onlar mı bilmiyor? Usta, aklınca Tamer'in intikamını almaya çalışıyor. İntikam işi değil bu iş. Başka bir iş. Şartları oluşturacağız. Memati ölümden dönecek. Polat bunun intikamını almaya giderken ölecek. Sen de Polat'ı öldüreni öldüreceksin. Ve ekibin başına geçeceksin. Ne iş Abdüle? Yutarlar mıyım Abdüle? Göreceğiz. Geldiği ilk günden beri uyuz olmuştum o Hakan'a. O seni çok seviyormuş abi. Ben birazdan onu daha çok seveceğim. Alo, Hakan Bey. Evet, benim. Bir sevkiyat daha olacak, ona haber vermek istedim. Evet, aynı yerde. Yalnız dikkat edin, bu sefer sevkiyatın başında Memati ile Abdüley Beyler de olacak. Ne zaman mı çıkacak tankerler? Bir saat sonra. Aynı yerde. Rica ederim. Saygılar. Saygılar. Öyle mi ortak? Memati Bey, inandırıcı olsun istedim, o yüzden. Yok yok. Sende var bu tıyniyet. Herkese bir saygı, bir sevgi. Bir gün gözümün önünde birinin seni satacağı ve yaşayıp üstüne üstlük karşında konuşacağı hiç aklıma gelmezdi. Sen yine de aklına öyle şeyleri getirme Abdüley. Ben hiç değişmedim, değişmem.
Bak Hakan, Abdüley'e bir şey yapılmayacak. Memati'ye ne yapıyorsan yap. Ama Abdüley'e dokunma. Ne yani? Abdüley bana sıkarsa sıkmayacak mıyım Zafer? Sıkmaz. Göreceğiz. Jandarmanın burada ne işi var? Kimlikleriniz lütfen. Buyurun. Abi jandarma var. Jandarma mı? Geçebilirsiniz. Kolay gelsin. Resmi kıyafet mi giymiş Hakanlar? Yok abi. Kontrol noktasından geçiyorlar şimdi. Ulan kim ihbar etti? Devam edin. Ulan Hakan, nasılsa bir ara elime geçeceksin. Anlamıyorum ki bu jandarma nereden geldi? Ben çağırdım. Ne? Ne yapacaktım ya Hakan? Hüseyin, sen dalga mı geçiyorsun? Hakan, sence onlar oraya bizim gittiğimizi bilmeden mi geliyorlardı? Ne fark eder aslanım? Onlarda da silah var, bizde de. Sen gerçekten farkında değilsin değil mi kime karşı olduğumuzu? Umurumda değil karşımdakinin kim olduğu. Eğer sen burnunu sokup her şeyin içine etmeseydin, şimdi Memati diye biri yoktu. Ya da karşımda konuşan biri yoktu. Bir daha böyle bir şey yaparsan karşımda konuşamazsın. Ne oluyor? Hüseyin her şeyi berbat etti. Bizim orada olacağımızı biliyorlardı. Jandarma çağırdım. Neden böyle bir şey yaptın? Para için birbirimizi öldürmenin manası yok. Bundan kimse karlı çıkmaz. Ne diyor bu? Hüseyin'le gitmeyecek bu iş Zafer. Ben başından beri soğuk görüyorum zaten ama senden ötürü sesimi çıkarmıyorum. Artık yanında her şeyi konuşmayalım. Olur. Ne zamana kadar böyle sürecek? Bir konuşalım Vural'la. O Vural bizi satar. Nereye satıyor? Başka alternatifim var. Bakma sen. Siyaset yapıyor bazen ama yakalatmıyor. Haber vermedim Alper'in geleceğini.
Anlaşılan biri çatışmamızı istememiş. Kim usta? Alper mi? Alper'in nereden haberi olacak? O zaman Hüseyin abi. Olabilir. Bu nedir? Her tarafta gammazcı gammazcı. Bırakmıyorlar adam gibi çatışalım. Çatışmak mı istiyorsun Memati? Koruduk abi. O zaman iyi haberim var sana Memati. Muro'nun bütün mekanlarını basıyoruz. Sıçan gibi deliğinden çıkana kadar değdiği her yeri yıkacağız. Hah. Daha ne duruyorsun Abdüley? Yürü. Memati. Abdüley'in işi var. Allah'a şükür devletle belirli bir mesafedeyim de hiçbir operasyonda mahrum kalmıyorum. Ben Abdüley. Seninle görüşmem lazım Zafer. Önemli. Baş başa. Şimdi. Hayırdır Abdüley? Merak ettim. Niye çağırdın? O çağırmadı. Ben çağırdım. Yapma Zafer. Seni öldürmek isteseydim, Abdüley daha önce kafana sıkardı. O gece abinin emriyle senin gitmene izin verdim. Ne oluyor burada? Ne oluyor sana anlatayım. Vural birilerinin kucağına oturmuş. Her zamanki dert. Koltuk derdi. İlk seni kurban seçtiler. Sürdüler piyasaya. Olur olmaz iş yaptırmaya başladılar. Seni uyarmaya çalıştım, dinlemedin. Ben kimsenin emriyle iş yapmadım. Zafer, bu işler emirli olmuyor ki zaten. Vatan gitti. Bayrak gitti. Sen yaparsın. Sen edersin. Bu ülkenin sana ihtiyacı var. Sen gençlere bunları ezberlettirirken... Onlar da fısır fısır senin kulağını okudular. Hayır. Birbirimize bu saatten sonra yalan söyleyecek halimiz yok. İstesem ilk gün trenin içinden adamların değil ben çıkardım. Seni öldürürdüm. Sonra kıstırmışken öldürürdüm. Neden öldürmedin? Sadece bir tek sebepten. Tepedeki Vural mı? Başkan da bu işin içinde mi öğrenmek için? Bu işler hep böyledir. Herkes birbirini kullanmaya kalkar. Kim diğerini daha iyi kullanırsa tepeye o gelir. Onlar beni kullandıklarını zannetti. Ama ben onları kullandım. Zafer, bazen vatana hizmet için yaptığın işler vatana en büyük ihanet olur. Seni soktukları yere bak. Bataklık. Bu bataklıkta ilk ölecek sensin. Sana mı öldürmeyi emrettiler? Bana değil. Ben onların düşmanıyım. Bana tebliğ etti Vural. Senin kafana sıkmam için talimat verdi. Mümkün değil. Daha bana yeni iş ihale etti. İş ne? Bir bölücü bürokrat. Allah kahretsin. Zafer, bütün bunları senin kara kaşın, kara gözün için anlatmadım. Senin üzerinden büyük plan yapıyorlar. Büyük provokasyonlar hazırlıyorlar. Ben de bunları oturup seyredecek durumda değilim. Senden tek istediğim ortalarda görünme.
Vural seni öldü bilsin.